Sen çok olayım. Bunun bir bedeli vardır, ona derim. Bedeller ödenir Kendal. Kızıma iftiraya o attı, biliyorum. Ufacık masum bir kızı içeri attırdım diye söylesene. Çıkartın şu kadını şuradan haydi. Çocuklara uğraşacak kadar düştün ha Kendal. Bana bak Kenan. Ya bu kadını buradan al git. Ya da günah benden gider. Ona göre. Emrah Hanım gidelim. Bu adam yaptığını itiraf etmeden hiçbir yere gitmem. Emrah Hanım lütfen. Hadi. Bu yaptığın hesabını ödeyeceksin. Duydun mu beni? Böyle tatsız bir olaya şahit olmanızı istemezdim. Biri rahmetli kardeşimin emaneti, diğeri de teyze oğlum. Kader işte. İnsan akrabalarını seçemiyor. Buyurun ağalar, buyurun. Yaklaşma. Yaklaşma dedim. Yaklaşma. Sana zarar var mı? Annem nerede? Annem nerede? Konuşsana. Ya konuşsana! Sen kimsin lan? Ebru'm sakin olun. Şoför sizi konağa bıraksın. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Maya'yı hapse attıran o. Adamlar onun fabrikasında çalışıyormuş. Biliyorum. Hatta kimliklerine bile ulaştık. Davut da Recep adında iki ipsiz. Cezaevi yatıp çıkmışlar. Kendal da bunları kullanmış. Merak etmeyin, enselerindeyim ben. Onu geberteceğim. Ebru'm lütfen sakin olun. Maya'yı çıkartacağız. Buna hiç şüpheniz olmasın. Ya inanamıyorum, bunu bile yaptı. Bakın Ebru'm, çocuklarınızın size ihtiyacı var. Annem konakta sizi bekliyor. Lütfen çocuklarınızla beraber olun. Ve bana güvenin. Ben her şeyi halledeceğim. Bunun hesabını ödeyecek. Merak etmeyin. Bu işte parmağı olan herkes tek tek hesabını verecek. Ama bu şekilde davranarak Maya'ya bir faydanız olmaz. Şoförüm sizi bıraksın konağa. Lütfen. Lan kimsin sen?
Kimsin lan sen? Hocam. İyi misin? İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Sakın dışarı çıkma, tamam mı? Tamam mı? Sakın dışarı çıkma. Gitme. Gideceğim. Dışarı çıkma. Kimsin lan sen? Ne işin var lan senin burada? Neredesin be oğlum? Neredesin? Ne işin var senin burada? Cevap versene lan! Lan cevap versene, ne işin var? Bu adam kim? Oğlum, bak hele. Buyurun efendim. Masayı donat da keyfimiz yerine gelsin. Haydi. Nerede kaldı bu adamlar ya? Kendala, hiç o şeyler olmuyor. Nereden adettendir diye söz tepsisi götürdüydü. Teyzen kovmaktan beter etmiş. Adamların önünde Merdan'ı küçük düşürmüş. Ne iş Kendala? Ya bir yanlışlık olmuştur. Merak etme, ben hallederim. Artık usulüne göre inşallah hallolsa iyi olacak. Bak teyzem oğlum, biz burada çok önemli bir toplantı için bulunuyoruz. Yeterince tatsızlık yaptınız zaten. Uzatma şimdi. Ailevi meseleleri sonra konuşalım. Hepinizi beklettiğim için özür dilerim. Senin Ayşe'nin yanında ne işin var lan? Tamam, korkma, buradayım. Ne oldu? Kenan Bey'in göz kulak olun dediği arkadaşlar tatilden dönmüşler. Bizim çocuklar görmüş. 3-5 arkadaşı alıp ziyaret edin dedi. Bir ihtiyaçları var mıymış soracağız. Pavyonunda. Hanımefendiyi bıraktıktan sonra bizim çocukları alalım da bir sürpriz yapalım. Recep ve Davut kardeş bizi görünce çok sevinecekler.
Daha iyi misin? Paran ne oluyor? Bilmiyorum ki Ayşe. Ama o Kasım itine de o diğer adama da bunun hesabını soracağım, sen merak etme. Baran. Ben onu vurdum. Vurdum. Ya o adam kimdi? Bilmiyorum. Tamam bak, her şey geçti. Her şey düzelecek, merak etme artık. Baran Kasım annemle kaçmamış mıydı? Niye döndü şimdi, ne işi var burada? Bilmiyorum Ayşe. Bizim önce güvenli bir yere gitmemiz lazım. Nereye? Dayımın evine gideriz. Hala. Oğlum nerelerdesin? Öldüm meraktan. İyiyim ana, iyi, merak etme. Kaç defa aradım cevap vermedin. Niye açmıyorsun oğlum? Ayşe'yi eski evlerinde buldum. Kasım da buradaydı. Ama elimden kaçtı. Bir adam daha vardı ana. Ne diyorsun oğlum sen? Ayşe nasıl, iyi mi peki? İyi ama çok korktu. Ana, bizim hemen güvenli bir yere gitmemiz lazım. Dayımın evine gidelim diyoruz. Olmaz. Anacığım başka gidecek yer. Olmaz. Orası olmaz oğlum. Ya etrafta çok insan var Baran. Ayşe rahatsız oldu geçen sefer. Sen de gördün. Başka gidecek yer mi var ama? Bak şimdi. Sen Ayşe'yi de al. Anamın evine gidin. Ben de gelir sizi yerleştiririm. Bir süre orada kalırsınız, tamam mı? İyi, tamam. Yemek yediniz mi siz? Kıza bir şeyler yedirdin mi? Yok ana, yemedim. Hay Allah, tamam. Sen Ayşe'yi al git, ben de yemek alayım geleyim yanınıza. Tamam ana, tamam. Ne olmuş Narin? Narin ne olmuş ya, bir kere desene. Kasım Sibel'in evine gitmiş. Ayşe de oradaymış. Oldu mu Özlem? Bunlar kaçmadı mı ya? Ne dolanıyor hala burada? Ayşe nerede diye bana da hesap sorduydu. Kasım bir şeyler çeviriyor ama. Acaba Sibel Ayşe'yi de mi alacak yanına? Ben burada ineyim. Kenan Bey'i bırakmamızı söyledi. Yok, gerek yok. Biraz hava almam lazım. Hem gerekirse ben Kenan Bey'le de konuşurum zaten. Peki, siz nasıl isterseniz. Öncelikle davetimi kabul edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ne o teyzem oğlu? Bize katılmayacak mısın? Benim zamanım kıymetli. Bekleyerek yeterince boşa vakit kaybettim zaten. Sen bilirsin ama üretici arkadaşlara yapacağım teklifi duymak istersin diye düşünmüştüm. Sen de üreticisin. Anlaşırsak belki beraber çalışabiliriz. Öyle mi? Demek teklifim var. Bu masadan sana iş çıkmaz Deyzem oğlum. Boşuna uğraşma. Haydi bakalım. Yap teklifini. Neler oluyor? Ne iş Kendala? Bu teklif seninle bizim işimizi bozmasın da. Beyler,
yeni mahsul fıstıklarınıza talibim. Tümüne. Sana yaşattıkları için annemi hiç affetmeyeceğim. Adam, Ebru yengeye bu kadar kızma. O sizin için her şeyini verir. Bütün bunların bir açıklaması vardır elbet. Yoksa neden? Ben onun açıklamasının ne olduğuyla gerçekten hiç ilgilenmiyorum. Ablacığım ne oldu? Boyamam mı bitti? Sıkıldım. Melek kızım, az bir gelir misin? Annem gelecek değil mi? Ben biliyorum gelmeyecek. Onun daha önemli işleri var Rüzgar'cığım. Ama merak etme, ben varım. Hem Maya ablan da gelecek. Biz hep birlikte olacağız. Üzülmek yok, tamam mı? Abla. Efendim abla. Siz gideceksiniz diye çok korkuyorum. Korkma ablacığım. Biz hep seninle olacağız. Ne olursa olsun seni hiç yalnız bırakmayacağız. Anne bana baksana bir. Bana baksana, ben neredeyim? Nezaret. Niye? Uyuşturucu satmışım. Kurtaracağım seni kızım. Kurtaracağım. Hepinizi alıp buradan gideceğiz. Aranı da alacağım. Çocukların hali hal değil. Öksüz, yetim gibi iliştiler bir devanın kenarına kaldılar. Sen onların halasısın. Herkes kendi acısına gömülür. Sevdiklerininkine sağır olursa yan yana olmanın kıymeti mi kalır? Biliyorum, senden zor bir şey istiyorum kızım. Ölümlerden döndüm geldim, yorgunum diyorsun. Ama yorulmak olmaz. Haydi bana yardım et. Ada için, Maya için, Rüzgar için ha halası. Şerbet kaynatıver bakalım, şeker şu dolapta. Tamam kızım, bırak bana. Kapının sesini duydun, Deniz bir yere mi gitti? Evet abi, Elif ablayı almaya gitti. Yalnız kalmasın dedi. İyi. Abi. Sakın Serdar. Lütfen tek kelime bile etme. Sofraya bir tabak daha koyalım. Senin neyin var? Ada bana çok bozuk. Yalnız bıraktın beni diyor. Ne dediysem dinlemedi. Ne yapacağım, nasıl affettireceğim kendimi bilmiyorum. Zaman ver. Onu yalnız bırakma, kopmayın. Bırak sen o görmezden gelsin. Ama sen onu yalnız bırakma. Aa. Hayırdır Nari, savaş mı çıktı? Ne bunlar böyle? Ha? Söylesene. Al şunu. Ver çocuğun eline. Dişleri kaşındığı için ağlıyor. Ya
yardım eder. Dişim kaçmıyor senin. Büyüdün mü sen? Ha? Büyüdün mü sen? Onlar koşar, sen kaçıyor zannedersin. Onların derdi kaçmak değildir. Kaybolmuştur sadece. Korkuyordur. Ne yapacağını bilmiyordur. Ona uzanacak bir el istiyordur. Onu yalnız bırakma. Koşsa da, kaçsa da git. Seni istemiyorum dese de. Koşusu sanadır, istediği sensindir. Gerçekten bitti mi Nihal? Bu koşuşun bana mı Nihal? Bunu gerçekten mi bilsem? Hadi bakalım. Buyurun, buyurun, buyurun. E haydi ama. E halacığım acıkmadın mı? Gel hadi. E haydi ama. Haydi bakalım ufaklık. Ben çok acıktım. Kalk bakalım. Oh. Mis gibi de koptu. Ne güzel yenir bunlar şimdi. Oo, hepsini sen mi yiyeceksin? Annem gelince yer. Dokunamayacaksın Kendall. Buna izin vermeyeceğim. Azıcık fıstık bulursan alırsın teyzem oğlum. Buradaki herkes malını bana satar. 40 senedir Halifetinin fıstığını biz alırız. Bu kadar fıstığı alıp ne yapacaksın ha? Sanki işleyecek fabrikam var. O da bana kalsın Kendall. Evet beyler. Dediğim gibi, tüm fıstıklarınıza talibim ve kilosuna 12 lira veriyorum. İyi teklif valla. Ne diyorsunuz? 10 liradan Kendall ağaya mı satacaksınız, 12 liradan bana mı? Sen ne diyorsun ha? Kendall, senin son sözün ne? Evet, Kendall abi şey demediğine göre... 13 ulan, 13 veririm. 13 mi dedin ha? Helal sana Kendall ha.
sana Kenan'a. Ne oldu Deyzamoğlu? Nefesin mi tıkandı? 14. Vallahi iyi para. 14 süper. Fıstıktan anlamadığını gördünüz işte. 14'e batarsın Deyzamoğlu. Yazık olursa. Daha bunun işlemesi var. Torbası para, çuvalı para, çuvalı diken iğnesi para. Nakliyeyi demeyin bile. Teklifini duyamadım Kendal. Havlu attıysan bilelim. On beş. 15 mi Kendal ha? Helal sana. Kendal, 15 olur mu? Daha bunun işlemesi var. Onun derdi de bana kalsın. Alışveriş bittiğine göre bana müsaade. O zaman 16. Kilosuna 16 lira. Süper. İyi para vallahi. Bak teyzem oğlum. Burada bu işler böyle yürümez. Yakında anlarsın. Kendal ağa çekildiğine göre hepimize hayırlı olsun. Sağ ol. Size de hayırlı olsun. Az dışarı gelsene. Tekrar hayırlı olsun. Abi bak, sen tek kelime etme dediğin için susuyorum. Ama ne zaman konuşmak istersen bil ki ben buradayım. Sağ ol. Edis'le boş geldin. Nerede kaldın? Ya dükkanın orasını sil, burasını süpür derken vakit geçmiş işte. Ne o? Misafir mi bekliyorsun? Ben bakayım. Elif Hoca'yı bekliyoruz. Emre'nin durumu malum. Deniz'e yalnız kalmasını istemedi. Anladım. Bakın size kimi getirdim. Rahatsız olmayın ne olur. Deniz çok ısrarlı. Aşk olsun Elif abla. Seni yalnız mı bırakacaktık? Yaptığın onca şeyden sonra. Bir sürü de zahmete girmişsiniz. Olur mu öyle şey? Ne demek? Hadi buyurun sofraya. Ben dükkanda yedim bir şeyler. Siz de afiyet olsun. Peki yediriz baba. Hadi Elif abla sen şöyle otur. Adamları çıkışta bana getir. Gücüm içmişsin. Bakıyorum çok rahatsın Kenan. Blöf yapayım deyip durdun. Ama el kadar kızın hayatı tehlikede. Belki de başında büyük bir felaket var şu anda. Ama sen hala fıstığın fındığın peşindesin. Yerinde olsam bu kadar rahat olmazdım. Bence sen de rahatla Kendal. Sinir stres yapıp ecelinle ölmeni istemiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Açık değil mi? Senin dediklerini yapıyorum. İşine gücüne bak dedin ya. Ha bir de rekabet edecek kimse yok demiştin. Al sana rekabet. Çok oluyorsun sen Kenan. Ayağını denk al. Çok olan sensin Kendal. Bu yaptıkların bir bedeli olabileceğini hesaplayamadın mı? Ya. Sen fındıktan fıstıktan ne anlarsın be adam? Onca fıstığı aldın diye ne yapacaksın ha? İşleyecek misin?
Buradaki tek fabrika bende. Nereye götüreceksin ha? Fıstık hakkında bir bildiğin yok. Yahu yola gelmez, işlenmesi lazım diyeyim ben sana. İşleme gibi bir niyetim yok. Ne yapacağım peki? Senin çöküşünü izlerken anacığımla beraber oturup yeriz diye düşündüm. Kendi abi. Bu iş burada bitmeli. Haberin olsun. Bence bitti. Maçı çevirmeye çalışmanı izlemek zevkli olacak. Ama işin geçti bak ağlama. Ya sen ağlayınca işin parçalanıyor. Bilmiyor musun sanki? Oğlum. Oğlum. Seni çok merak ettim Baran. Yani şey sizi çok merak ettim. Oğlum Ayşe nasıl? İşte gördüğün gibi. Ayşe'cim geçmiş olsun. Sağ ol. Oğlum neler anlattın bana öyle? Kasım dedin. Yanında başka bir adam daha vardı dedin. Ha? Sonra anlatsam olur mu? Olur peki. Aç mısınız? Ben size yiyecek bir şeyler getirdim. Bak. Al bakalım. Eline emeğine sağlık. Sağ ol, işte. Kasım iti çıktı başımıza. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sen ne dersin? Bu kız çok korkmuş Baran. Perişan olmuş yavrucak baksana. Bu böyle olmaz oğlum. Sen Ayşe'yi al, buralardan uzaklaş. Bak, bu gece burada kalırsınız. Ayşe iyice bir dinlenir. Yarın uyanınca nereye gitmek isterse al götür oğlum. Bilmiyorum ki ana, nasıl olacak o? Ne demek nasıl olacak? Çok da güzel olur. Ya şu gencecik yaşınızda az mı keder sığdırdınız ha? Uzaklaşın biraz dertlerinizden oğlum. Kimseyi de arayıp sormayın. Telefonlarını da açma istemiyorsan. Bir tek beni haberdar edersin ama ölürüm bak meraktan ha. Al.
Al şunu Baran, şimdilik yanında olsun. Bu ne ana? Sen al. Ben yarın devamını getireceğim, tamam mı? Bacım, hop bacım dursana. Sen kapıyı boş bırakma, hallederim ben. Kim lan bu karı? Kim olacak? Kızın anası işte, anlamadın mı? Kalk lan kalk gidelim, başımız belaya girmeden. Abla sakin ol. Kızıma iftira atan pislikler burada. Onları bulmadan hiçbir yere gitmem, tamam mı? Hadi ortalık karışmanın paketleri. Bir karıyla baş edemediniz mi? Atın şunu dışarı. Bırak beni! Ya bırak beni! Affet beni! Ya bırak beni! Bırak diyorum sana! Hayır oğlum, nereye gidiyor sonucu olaydan sonra? Ya kızıma iftira attılar diyorum, anlamıyor musun? Bırak! Gidin lan akşam akşam. Ne haliniz varsa dışarıdan gidin. Biraz zamanlarsın birader. Git abla işine. Gece bize bir ton olay çıkardın zaten. Sonra yazık olur sana. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Benimle Işık Atacın diye çok fena batacağın bir işe girdin ya. Haydi hayırlısı olsun Bal. Deyzoğlu olarak seni uyarayım dedim. Sonrasını sen bilirsin. Uyarını dikkate alacağım Kendal. Oğlum, Kendal Bey'e de kartımızdan ver. Onun da fıstık bahçeleri var. Belki ürününü bize satmak ister. Neredesin? Ne? Anne. Anneanneme mi gideceğiz? Yok oğlum. Eve mi döneceğiz? Bizim evimiz yok Asım. Peki ne yapacağız? Ne yapalım Asım? Burada kalalım. Korkmaz mısın? Sen buradasın. Nare.
Baranlara mı gittin? Ne olmuş? Bu Kasım Ayşe bir şey demiş mi? Satmayı düşüneyim de ne demek? Bunca alışverişimiz oldu seninle. Onca ekmeğimizi yedin. Biz seninle sene sepet bile yapmadık be. Aldın mı aldım, sattın mı sattım. Bana bak. Şimdi beni 3 kuruşa satarsan ben de seni satarım, anladın mı? Alo. Abi. Ya dur be teyzem kızı ya. Ya ben senden bir şey istemiştim, hatırlıyor musun? Bir şey rica ettim senden. Teyzem kızı, işin başından aşkın zati. Varsa yoksa kendi derdiniz ya. Ey Allah'ım ya Rabbim. Ne istedin ki sen abi? Abi. Onu annem yiyecek. Rüzgar'cığım istersen daha fazla. Halası. Rüzgar'ın yeri hazır. Saat de geç oldu. İstersen sen onu yatır. Yatırırım tabii. Sıcak süt de hazırlarım. Yatmak istemiyorum ya. Annemi bekleyeceğim ben. Annen geldiğinde seni öpe koklaya uyandırır yavrum. Bak gözlerin küçüldü. Beklemene gerek yok. Hem sonra annen demez mi oğluma iyi bakmamışsınız diye? Kızmaz mı bize? Rüzgar, masal da anlatırım sana halacığım. Ay. Bana birden uyku bastırdı ya. Ben daha fazla dayanamayacağım. Hadi ablacığım. İstersen mışıl mışıl uyuyalım. Ha? İyi geceler Fikriye Hanım. İyi geceler kızım. Gelmiyor musun Rüzgar? Paranın kokusunu aldılar ya, hemen başlar oynamaya başladı. Becerebileceklerini sanmam ama sen yine de kulaklarını büküver. Bunlara güven olmaz. 2 dakika rahat ver teyzem kızı. Allah aşkına 2 dakika ya. Bu devirde babana bile güvenme demişler. 3 kuruşa ciğerini bile söker bu. Haydi. Açmıyor. Neredesin be oğlum? Saat kaç oldu? Kızım. Kızım. Çok merak ettim seni. İyi misin? Değilim. Maya hiç çıkarmadılar mı hala? Sonra konuşsak. Şu anda yapmak istediğim tek şey çocuklarımı görmek. Doğru, haklısın. Düşünemedim kızım. Düşünemedin. Kim bilir neler yaşadın sen bugün. Yukarıdalar. Gel, gel. Zor yatırdık zaten Rüzgar'ı. Seni çok merak ettim. Neler oldu anlatın bakalım. Bizim adamlar bu itleri takipteydi. Pavyonda olay çıkınca kaçacakken hemen müdahale etmişler. Sonra da emriniz üzerine buraya getirdik. Mahallenin yalancıları sizlersiniz demek ha?
sabaha kadar buradayız. Uzun uzun konuşacağız. Ayşe! Ayşe! Sen benim şimdi ya. Baba mıyım ben şimdi? Elimden gelen şimdilik bu. Papatya çayı. Rahatlatır. Teşekkür ederim. Ebru. Kızım. Sanki koca bir yangının ortasındayım. Tuttuğum her şey elimi yakıyor. Ya da yıkılıp önüme engel oluyor. Ben bir türlü çıkış noktası bulamıyorum. Gecenin en karanlık anı gün doğmadan öncedir. Sabır. Benim artık sabredecek halim kalmadı Fikriye Hanım. Benim içim yanıyor. Baran'a baktıkça içim yanıyor. Tam Baran'a ulaşayım diyorum. Maya. Bir yandan rüzgar. Bir yandan ada. Ne yapsam olmuyor. Yenge. Ben... Ben bilmiyordum yenge. Ben... Bilseydim Baran'ın oğlunun olduğunu... Susmazdım ki ben. Şimdi ne olacak peki? Baran'a her şeyi anlatacağım. Sonra da bütün çocuklarımı alıp gideceğim buradan. Ama önce ne olursa olsun Maya'yı oradan çıkaracağım. Evelallah Kenan oğlum halledecek o işi. Al git çocuklarını yenge. Kızlarını, oğullarını al git bu cehennemden. Thank you.
Kaç oğlum, kaç buradan. Efendim ana. Ha oğlum uyandın mı? Uyandım ana, uyandım. Tamam. Baran bekleyin beni. Ben geleceğim, para getireceğim size. Garaja da bırakırım sizi. Tamam anacığım. Ana. Efendim oğlum söyle. Ya, sağ ol diyecektim. O nasıl söz Baran? Annenim ben senin oğlum. Tamam. Gözümün doğru. Bekleyin siz beni. Geliyorum. Tamam anacığım. Erkencisin. Bütün gece uyuyamadım ki. Siz de iyi gözükmüyorsunuz.
Benim de günlerdir doğru düzgün uyku girmiyor gözüme. Bütün bu yaşadıklarımız, sonra ablam. Ablam hiç iyi değil. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Kızım sen haklısın. Bütün bu yaşadıklarının ne telafisi ne de izahı var. Ablam da bu yüzden affetmiyor zaten kendini. Ne desen fayda etmiyor. Günlerdir kapattı kendini oraya. Ne yiyor, ne içiyor. Almış taşları kucağına günahlarım diye. Oracıkta öylece oturuyor. Kendini cezalandırıyor. Nerede o? Bizim eski evde. Ben bir çocuklara bakayım. Tamam kızım. Söyleyemedim. O kadar çok şey var ki. Ben de sustum. Susmak zorunda kaldım. Sizi de bu acıya sürüklemek istemedim. Az kaldı. Bize yaşattıkları bu cehennemden gitmemize çok az kaldı. Yalnız bırakmayacağım. Kaybettiğimiz her an telafi edeceğim. Söz veriyorum size. Çay demleyeceğim. Gel, bir iki lokma bir şey ye, öyle gidersin. Bana mı dedin dayı? Etrafta başka kimse var mı? Burada neler var bak. Bak, bak, bak. Hangisi güzel söyle bakayım. Göster. Bu mu? Ha? Aman ya, zevklerimiz de aynı. Peki, bu olsun o zaman. Örmeye başlayayım da çabucak pişsin değil mi? Melek kızım. Kara gün kararıp kalmaz derdi annem. Hal olacak her şey, çözülecek bunlar. Nasıl çözülecek teyze? Biz
Sabri dün buraya geldi. Anladım ki kaçmamış. Teslim olsa, hiç olmazsa canına bir şey olmadığını bilirim. Buraya kadar geldiğine göre sana canından çok daha fazla değer veriyor demektir yavrum. Silip atma. Bilerek vurmamış ki narini. Herkes kaza diyor bak. Bir konuşmayı denesen, teslim olmaya razı etsen. Oğlum, neredeydin bütün gece? Telefonu da açmadın. Meraktan öldüm. Korkma anacığım. Her şey yolunda. Kenan abi, Ebru yenge geldi dün gece. Çocukların peşinde perişan olmuş garibim. Şimdi nerede? Yukarıda. Çağırayım. Sen nasılsın Melek? Nasıl olayım Kenan abi? Günahlarınızdan kurtulmak bu kadar kolay mı Kadriye Hanım? Buraya gelip koca bir günahtan kurtulup arınacaksınız öyle mi? Yüzüme baksana Kadriye Hanım. Yüzüme baksana. O gözyaşlarınız hiçbir işe yaramaz. Ben yıllarca ağladım. Ama hiç kimse bana acıyıp da oğlun yaşıyor demedi. Şimdi sakın benden merhamet beklemeyin. Sakın sizi affedeceğimi falan sanmayın. Yıllardır sürdürdüğünüz bu yalan, bana yaşattığınız bu acıların bedelini bu kadar kolay mı ödeyeceksiniz Kadriye Hanım, ha? Aç susuz kalınca bitiyor mu? Hafifliyor mu bütün yaptıklarınız? Benim Murat'la evlenmemi en başından beri istemediniz. Ne düğünüme geldiniz, ne bir kez olsun aradınız beni. Ama beni en çok güzel neydi biliyor musunuz? Deniz. Oğlun öldü dediklerinde beni bir kez olsun aramayışınız. İşte en çok bu acıtmıştı beni. Meğer ne kadar safmışım. Daha gerçek acıyı yaşamamışım ki. Kocam varmış ama bana ait değilmiş. Oğlum yaşıyormuş ama benim kollarımda değilmiş. Siz beni daha en başından beri istemediniz Kadriye Hanım. Demek bütün bu yaptıklarınızın hepsi bu yüzdenmiş. Baran'a yaşattığınız yalan hayat. Ona gerçek aile sevgisinden uzak, kardeşlerinden, annesinden uzak yaşattığınız yalan hayat. Hepsi bu yüzdenmiş değil mi? Oğlunuzu sizden aldım diye beni oğlumu alarak mı cezalandırdınız Kadriye Hanım? Ben oğlumu da alıp buradan gideceğim. Ama sizin evlat acınız hiçbir zaman dinmeyecek. Bu günahlarınızdan da hiçbir zaman kurtulamayacaksınız. Sağ ol. Dayı. Gidecek yerin yok galiba. Tamam. Bilmesem daha iyi. Başından iyi şeyler geçmemiş belli. Eğer gidecek yerin yoksa burada kalabilirsin. İçeride bir sedir var, orada yatarsın. Dükkanın alışverişini falan yaparsın. Temizlik falan.
Tamam, alışverişi ben yaparım. Sen temizlik yap yeter. Ha? Pek müşterinin karşısına da çıkmasan iyi olur. Bak, daha pek para kazanamıyorum ama sana karnını doyuracak kadar... Para istemiyorum dayı. Yatacak yer yeter. Anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun? Tanımadığın bir adamı dükkanına alıyorsun, yatacak yer veriyorsun. İnsan dediğin tanınmaz evlat. Tanırım sanırsın. Öyle bir şey yapar ki. Neyse. Malım yok. Param yok. Benden neyi alacaksın ki? İşte şu eski dikiş makinesi var. Alsan alsan onu alırsın. E o da para etmez. Aa, bana kıymetli. İnsanın yüzü kitap gibidir. Seninkinde kötülükten çok çaresizlik var. Bir şeyin derdini çektiğin belli. Yanlış okumuşsam, bu defa da böyle olsun. Bir bardak çayla iki kara zeytine bakar bu ders. Çok mu? Ekmek de yedim. Hadi bakalım emektar. Dikelim bakalım. Kime niyet edeceğiz? Kime kısmet olacak? Bakalım. Ay bu çok güzel olacak ya. Mehdi. Çok yakacak bu sana. Gel bakalım şunu bir deneyelim. Gel. Dur. Dur. Ne yaptın bunları be? Bunları ne yaptın? Al bunları oyna. Al. Ebru yok. Gitmiş. Yok. Ulaşılamıyor. Bir şey mi oldu oğlum? Evet anacığım. Maya için tanıklık edenleri bulduk. İfadelerini değiştirecekler. O yüzden Ebru Hanım'a ulaşmamız lazım. Yok, kapalı. Annem nerede? Annem dün gece geldi Rüzgar. Siz uyuyordunuz, yanınıza yattı. Aa, gerçekmiş. Ben de rüya gördüm zannetmiştim. Anne! Anne! Nerede peki şimdi? Neden gelmiyor? Çünkü yok da ondan. Kızım, Rüzgar'ın yanında yapma bari böyle. Ben Rüzgar'ın yanındayım. Peki annem nerede? Ya tamam, Rüzgar'ı mutlu etmek için yalan söylemenizi anlıyorum ama... Yalan değil ki. Siz uyuyordunuz, gerçekten geldi. Nerede peki şimdi? Neden gelmiyor? Yapmayın ya, lütfen. Hadi ablacığım, gel üstünü değiştirelim. Abla, annemi gördüm ama. Ablacığım, insan birini çok özleyince onu gerçekten gördüğünü zanneder. Tamam mı? Hadi. Kahvaltı hazır annem. Tamam kızım. Ağam, Kenan'ın teklifini kabul edeceklerini söylüyorlar. Herkesi fabrikaya çağır. Hemen! Bitleri kanlandı hepsinin. Bir ayar vermek lazım. Daha dün paşama yapışıp aman diriydi lan bunlar.
Gel. Mayaş Anardın'ın annesi geldi komiserim. Gelsin. Kızımla ilgili bir gelişme var mı? Birazdan ikisini de mahkemeye sevk edecekler. Büyük ihtimalle ikisini de tutuklu yargılayacaklar. İyi misiniz efendim? Siz ne diyorsunuz? Maalesef. Hazırlıklı olsanız iyi olur. 10-15 yıla yargılanabilirler. 15 yıl. Abi ne yaptın? Hayırlı sabahlar teyzem kız. Bismillah gözümü yeni açtım ya. Allah rızası için bir bardak çay koyan yok mu şu evde ya? Ağam herkesi kaçırdın. Kim çay koyacak sana? 10 tane elim yok ya. Konuşma. Abi benim paraya ihtiyacım var. Tamam teyzem kızı tamam. Rızayla gönderirim ben. Ağam biz de konuşmuştuk ya. Bir yardımcım alsın. Bıktım. Allah'ıma kitabıma bıktım. Atın beni kuyulara da kaybolup gideyim ya. Hay sizin vereceğiniz çaya da tövbe tövbe çekin. Günaydın. Günaydın Ayşe. Gelsene iki lokma bir şey ye. Dünden beri bir şey yemedin. Yok canım istemiyorum. Ayşe yapma böyle ya. Ben bir şey yapmıyorum ki Baran. İstesem de yapamıyorum zaten. Bir şeyler oluyor. Ben üzgün çaresiz izliyorum sadece. Sen gidelim diyorsun da nereye gideceğiz? Ne kadar sürecek? 1000 tane soru var. 1 tane cevap yok. Ayşe bak ortalıkta kafamızda karman çorman. Bir uzaklaşalım şuradan. Anam aklı sağlam kafayla düşünürüz. Nereye gideceğiz? İstanbul'a gidelim diyorum. Ebru'yla bir kere yalandan görmüştüm. O zamanlar mevzular farklıydı ama ne kadarını gördün dersen bir şey diyemem. Maya ne olacak bu arada? Ebru'yla daha konuşmadım. Ama Maya'nın uyuşturucuyla ne işi olur ki zaten? Salarlar onu. Hakimin yüzüne bakması yeter. Yeter de ben onların yanında olamadığım için üzülüyorum. Gitmeden bir Ebru'yla kardeşlerimi göreyim diyorum. Zaten Ebru'ya sormam gereken sorular var. İstanbul'dan beri soramadım. Tamam. Ben burada beklerim seni. Ya hadi gel şu Feodal'in hatuna bir şeyler ya bari. Durumu nasıl? Stabil. Yani? Yani değişen bir şey yok. Bekliyoruz. Neden sakladın benden kızımı? Tamam o zamanlar cahildim, kördüm. Çok hata yaptım.
Ama baba olduğumu bilseydim değişirdim. En azından değişmeye çalışırdım. Belki de Kasım'dan baba olmaz dedin, ha? Bilmeden, sormadan, görmeden ondan baba olmaz dedin, ha? Kalemimi kırdın vicdanında, Sibel? Aklımda cevapsız tonlarca soru var. Yüreğime bombayı atıp susmak var mı öyle? Uyan Sibel! Uyan da sorularıma cevap ver. Neden bir kızım olduğumu sakladın benden? Neden bunca zaman söylemedin bana? Sorularıma cevap vermedi, basıp gitmek var mı böyle, ha? Kalk Sibel. Kalk da anlat. Neden beni kızımdan mahrum ettin? Neden beni babalığa layık görmedin? Kalk. Kalk sorularıma cevap ver. Beni kızıma kavuşturmadan böyle gidemezsin, anladın mı? Cevap ver. Cevap! İyiyim, iyiyim. Ayağım çarptı sadece. Peki. Korkuyorum. Çok korkuyorum Sibel. Ayşe'nin gözünde sende gördüğüm nefreti görmekten korkuyorum. Onu hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Ya kızım da senin bana baktığın gibi nefretle bakarsa... onu bulmuşken kaybetmekten korkuyorum. Kızım benim babası olduğunu öğrenince ne der? Neyse ben... şerefsiz, yeri beş para etmez birinin kızıymış ama öyle mi? Bilseydim o zaman bambaşka olurdu mesela. Peşlerinden gidelim. Ebru Hanım! Kendal bize nefes aldırmaz diyeyim ağalar. Kendal eski Kendal değil. Doğru. Esip kükrüyor ama icraat yok. Bir anda fiyatı nasıl dağıttık, yükseltti. Bak, kendi başına abuk subuk konuşma. Ben ne dersem o. Bu işi bozayım deme. Bu kızla evleneceğin o kadar. Yukarı çıkıp konuşacağız. Ne dersem iki kere hı diyeceksin. Kendal'ın gözüne gireceksin. Geldi mi Kendal'a? He, geldi ağam. Yukarıda. İyi, biz çıkıp konuşalım o zaman. Gel. Sabah sabah. Gel Rüstem ağa, gel. Otur otur oğlum. Burası yabancı değil artık. Nasılsın Kendal ağa? Gördüğün gibi. İyiyiz işte. Toplamışsın herkes aşağıya. Seni bekliyorlar. Nasıl atlatacağım bu fıstık badiresini?
Sen bana bak Rüstem ha. Biz kaç yıldır bu işin içindeyiz. Bir şehir züppesine onca fıstığı yedirir miyim ben? Elbet vardır bir çaresi. Hem fabrika bir sene az çalışsa ne olur ki? Bugüne bugün şam verdiler biz. Şam verdiler. Ona şüphem yok da bizim mesele yürümüyor. Kaç ton istiyor bu fabrika? Ay canım benim. Merak mı et? Çok. Şöyle yapalım. Ben damadını şimdiden yanına vereyim. Malum senin bu yeni vaziyeti halletmek için çok çalışman lazım. Sana güvenilir adam lazım. Biz şimdiden bir aile olup işlere beraber bakalım derim. Rüstem ağa, adamlar aşağıda bekliyor. Sonra konuşuruz. Haydi. Konuşuruz elbet. Al al, hepsini al. Kızımı gördüm Sibel. Kızım. Kızım söylenince bile içim titriyor. Sanki yıllardır babasıymışım gibi. Bu nasıl bir şey Sibel? Yani daha dün baba olduğumu öğrendim. Ama çok garip. Çok. Vurdu beni. O sanıyor kolumdan vurdu. Ama ben biliyorum ki gönlümden. Benim gibi gözü kara. Deli fişek. Alnımın çatından da vursaydı beni, şu kadarcık canım acımazdı. Ya. Evlat. Evlat insanın kanından canından olunca canını hiçe sayıyormuşsun. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam Kendal ağa. Hoş geldin Cevdet. Hoş bulduk Kendal ağa. İt bile yemek yediği kapıya işemezmiş. Ben bugüne kadar hanginizle ne imzaladım lan? Aldın mı aldım, sattın mı sattım. Ağam artık devir değişti. İşler yürümüyor artık. Bana bakın. Beni iyi dinleyin. Bir daha iş yapamazsınız benimle o göre. Mehmet Efendi, sen. Seni zamanında iflastan kim kurtardı ha? Kapıma gelip aman ağam kolun köpeğin olayım yardım et. Bu mudur karşılığı? Ahmet Efendi sen. Ben olmasaydım fıstıkların çoktan gitmişti. Kim bilir kimin elindeydi şimdi. Dursun ha, dursun ha. Kaçakçılarla başın derde girdiğinde mahpuslardan kim kurtardı seni lan? Ha? Tahsin, tahsin. Konuşayım mı? Konuşayım da iki paralık itibarım var ağaların arasında Antep'te, Urfa'da. Sayayım mı yediğim he? Şimdi iki kuruş fazla para aldınız diye satışa mı çıktınız ulan? He? Sen Şahin ha, sen. Az yalvarmadın mı? Kaç kere kefil oldun bankalarda sana? Rıfat ağa? Oğlunu kim evlendirdi ha? Kapıma gelip az yalvarmadı. Aman ha, kolun köpeğin olayım, yardım et. Bir şanımız, bir şöhretimiz var. El alemin ağzına, diline düşmeyelim diye yalvarmadım. Ama Rıfat ağa da para yok.
Aklınızı başınıza devşirin. Beni kendinize düşman etmeyin. Bir bakmışsınız, bir gecede bir tane dikili ağacınız kalmamış. Belli mi olur? Adamın biri bir sigara atar. Ne olur? Fısırda gider, bahçede gider. Bakarsınız bir yıldırım düşer. Bahçede kalmamış, tarlada kalmamış. Ben diyeceğimi dedim. Sonrası size ait. Değil bir kilo. Bir tane bile fıstık satamazsınız. Ona göre. Haydi bakalım. Uğurlar olsun. Sen dur, ben yaparım. Tamam. Ne oldu? Yok bir şey. Kimi arıyorsun? Ebru'yu. Açmıyor mu? Ulaşılamıyor. Ağam. Ne oldu lan, ses soluk yok? Kız ne oldu? Ağam gittim. Gittim gitmesine de. Yine o adam geldi. Gençten de bir çocuk. Ortalık bayağı bir karıştı ağam. Canımı zor kurtardım valla. Ulan ulan sana iki iş verdim. Hiçbirini beceremedin lan. Ağam. Lan. Zorla teyzem kızı, zorla bağla. Ablacığım, ben çıkıyorum şimdi. Sen burada halanla kal, tamam mı? Nereye gidiyorsun ada? Maya'nın yanına. Ya ben de geleceğim ya. Maya ablamı görmek istiyorum. Ablacığım, sen burada halanla kal, tamam mı? Ben zaten Maya'yı alıp geleceğim. Sonra da gideceğiz buralarda. Ne demek gideceğiz? Melek, ben de çıkacağım kızım. Hazırlanayım. Ne oluyor lan? Oo, sosyete gülü. Yine ne var ha? Senin adamların yaptı değil mi? Sen oynadın bu oyunu. Kızlarımı da oğullarımı da alıp gideceğim. Senin de istediğin buydu değil mi? Olacak işte. Kızımı bana geri vereceksin. Kızlarınla küçük oğlunu al get. Anlaşalım. Ama paran alamaz. Boşuna heveslenme. Gözümü kırpmadan seni burada öldürürüm. Ben ses etmedikçe sen iyi alıştın ha. Hala anlamadın mı? Senin benimle işin yok. Benden evvel narin baranı bırakmazsa bunu sok kafana. Narin. Bu tuzağı kurmanı Narin söyledi değil mi? İki kadın neyi bölüşüyorsanız bölüşün. Umurumda değil. Bıktım yeminle, dinime imanıma bıktım. Asım. Oğlum beni bir dakika bekle, hem okusun. Kolay gelsin. Buyur bacım. Usta bir şey soracaktım size. E buyur sor. Bizim kalacak yerimiz yok. Burada kalsak. Tamam tamam da bacım. Yani yatak yok, yorgan yok. Hem burası rutubetle. Havalar soğumaya başlayınca zor olur. Hem senin için hem çocuk için. Ev tutana kadar.
İyi. Madem öyle kal bak. Başka bir ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Sen de sağ ol. Asal. Burada mı kalacağız? Kocaman. Küçük hanım nereye? Kardeşim içeride. Kardeşiniz kim? Maya Şan vardı. Onlar mahkemeye götürüldüler. Ada. Neden telefonlarımı açmıyorsun? Kaç kere aradım seni? Ne zaman aradın acaba? Sen müsait olduğun zaman. Ama ihtiyacım varken kimse yok. Belki de o yüzden açmıyorumdur. Biz İzmir'e gittik biliyorsun. Bir telefon bile edemez miydin? Kaç kere aradım, telefonun kapalı. Geri de dönmedin. Haklısın ama... Haklıyım, hep haklıyım ama hiç alacağım yok. Neyse ya. Sen kendi ailenle ilgilen. Ben başımın çaresine bakarım. Ada. Bak şimdi buradayım ve yanında olmak istiyorum. Neden izin vermiyorsun? Boş ver Serdar. Narin! Narin! Sen ne yaptın ha? Sen! Ne yaptın? Ay, yeter artık tamam mı? Sen benim kızıma el uzattın. Ay bırak Engin. Bırak. Sen benim kızıma el uzattın. Sana kartal ol ben beklerim dedim. Zamanı gelmedi mi daha? Kalk ayağa Kadriye. Kimsenin seni beklemeye takati kalmadı. Kalk. Abla kalk. Kalk abla. Kalk abla yalvarırım kalk. Nasıl yaptın bunu ha? Nasıl yaptın? Sen nasıl bir anasın ha? Söylesene nasıl bir anasın? Sen ana falan değilsin anlıyor musun beni? Oğlumu da alıp buradan gideceğim. Bırak. Yenge. Bırak. Sen defol. Bırak. Lan be. Yiyin birbirinizi. Bırak. Bırak diyorum sana. Bırak. Kendine gel Ebru. Kendine gel. Baran benim oğlum. Çocuklarımı alıp buradan gideceğim. Kendine gel. Hatta sen kendine gel. Defol. Nasıl yaptın bunu ha? Nasıl yaptın? Sen ben hayatta olduğum sürece Baran'ı benden alamazsın. Bana bunu nasıl yaptın diyorum. Maya'yı nasıl hapsettirdin? On beş yıl mı? Gerçekten 15 yıl isteyecekler mi? Savcı bey talep edebilir Elif Hanım. Merhaba. Nedir durum? Çocuklar hala içerideler. Henüz bir haber yok. Ben de Ebru Hanım'ı aradım ama burada olabileceğini düşünmüştüm. Karakola gelmişti ama gitti. Tutamadık. Benim Ebru Hanım'ı bulmam lazım. Çocukları serbest bırakacaklar. Ne? Gerçekten mi? Ama nasıl olacak Kenan Bey? 15 yıldan bahsediyorlar. Adamlar verdiği ifadelerini değiştirecekler. Daha doğrusu yalan ifadeden vazgeçecekler. Nasıl yani? Ne oldu? Var mı bir gelişme? Ya ne olur artık iyi bir şey söyleyin lütfen. Var adacığım var. Kenan Bey iyi haberi verdi. Çocuklar çıkacak. Adamlar ifadelerini değiştirecekmiş. Gerçekten mi? Ya, iyi ki varsın Kenan abi. Çok teşekkür ederim. Tamam. Artık rahatlayın. Ama benim annenizi bulmam lazım. Vallahi ben bulamıyorum. Ne diyeyim? Yani siz bulursanız bravo. Neyse. Geçti artık.
Dün Meleğe ne dedim biliyor musun? Herkes kendi acısına kulak kesilir, başkasına sağır olursa yan yana olmanın ne kıymeti var dedim. Ölümlerden dönmüş kız. Başı yerden kalkmayan, ne diyeceğini, ne düşüneceğini bilmeyen kız sırf rüzgarla adayı oyalayabiliriz düşüncesiyle kalktı, benle mutfağa daldı. Söylediğim için de yer etmiş demek. O yaptı bunu abla, Melek yaptı. Ne güzel değil mi? Şimdi ne yapıyordur biliyor musun? Belki de rüzgarla saklambaç oynuyordur. Kendi derdini, tasasını gömüp oğlana şaklabanlık yapıyordur. Halası ya, canı ya, kanı ya. Kendi sıkıntısını, derdini derleyip toplayıp atıverir arkasına. Sanki her şey günlük güneşlikmiş gibi başlar rüzgarla eğlenmeye. Sen de burada günahını taş etmiş, koymuşsun kucağına. İnsan günahını bu kadar mı sever be abla? Melek, meleğim. Ne işin var senin burada? Ben sana git demedim mi? Melek kurban olayım, inat etme. Gidelim buradan. Ben senin elini bıraktım Sabri. Neden anlamıyorsun? Bıraktım, git. Gözlerin öyle demiyor Melek. Öyle bakmıyor. Elini ilk tuttuğum gün nasıl bakıyorsa, gözlerine öyle bakıyor Melek. Geçiyordum, öyle bir uğrayayım dedim. Dün beni rezil ettiniz. Hem de adamımın yanında. Ben sizi ne davet ettim, ne de evlenmeye kabul ettim. Öyle mi? Ben de sana meraklı değilim canım benim. İşim olmaz. Seni görüp beğenip de babama illa bu olsun diye tutturmuş değilim.
Babam istedi, tamam dedim. Ama bana böyle fiyaka yapacak olursan canım gerçekten çok sıkılır. Hem de çok. İyi madem. Siz de istemiyorsunuz, mesele yok. Hadi güle güle. Öyle bir ihtimal yok. Benim babam Rüstem Ağa. Senin abin de Kendal Ağa. Bir düşün bakalım. Sen yine mi geldin? Ne arsızmışsın sen evladım? Ben seni dün yollamadım mı? Hadi. Haydi, haydi. Allah Allah. Melek, sen iyi misin kızım? İyiyim, iyiyim teyze. Bu densiz sana bir şey söyleyip üzmedi değil mi? Yok. Alo, Kenan, evladım. Teyzem geldi. Hemen çıkabilir, gitmen lazım. Bu item verecekler seni. Seni ilgilendirmez. Git buradan. Bilmiyoruz değil mi onu? Alıştık. Babacığım sen dedin diye geldim ama Melek yine bana bir sürü laf etti ya. Allah bilir ne dedin. Böyle öküz gibi mi konuştun kızla? Yok babacığım yok. Yani sen ne dediysen onu söyledim işte. Harfiyen. Özür diledim. Yani dün sizi rahatsız ettim. Niyetim sadece hediye getirmekti dedim ama... Bir ton laf yedim. Ye, bir şey olmaz. Alışıksın nasıl olsa. Bana bak. Bu işi bozayım deme. Şuraya kadar getirdim. Pişmiş aşı etme. Yok babacığım, eder miyim? Bilirim ben seni. Başına gözüne konuşmuşsundur. Bu işi bozarsam tepeni delerim Merdan. Duydun mu? Duydum baba. Duydum. Seni bir daha meleğin etrafında görmeyeceğim. O kıza ilişmeyeceksin. Sonun olur. Anladım. Anladım. Abi sen ne yaptın? Ne yapmışım? Maya'yı sen mi içeri aldırdın? Oo, bu muydu derdin? Ebru'yu oğlumdan uzak dedin, ben de kızını peşine taktım. Bak karakol kapılarında geziyor. Barana bakacak hali kalmadı. Abi sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Küçücük kızdan ne istedin sen? Ne yapacaktın Deyzem kızı? Çek mi yazacaktım Ebru'ya? Yoksa şöyle dizlerimin üzerine çöküp yalvaracak mıydım? Abi sen ne yaptın ya? Ateşe benzin döktün.
Narin, benden bir şey istedin, ben de yaptım. Benim sizinle uğraşacak vaktim yok. Gelin gibi paylaşıyorsanız paylaşın. Ya ben sadece Ebru'yu uzaklaştır dedim sana. Allah aşkına git de çocuklarına mı musallat ol dedim. Muhtaç olunca aman abi. Ya siz beni delirtmeye yemin mi ettiniz ya? Git başımdan Narin, haydi. Beyzan kızı, derdin ne senin ha? Paramı hazır ettin mi sen benim? Hazır. Rıza getireceğiz sana. Buraya kadar niye zahmet ettin ki? Bak Narin, buraya geldi. Çocuklarımı alıp gidersin dedi. Barağını da alırsın dedi. Bu iş buraya kadarmış. Şimdi sen kendi derdine yan. Benim başımı günaha soktunuz. Şimdi derdine yan, öyle mi? Ben yanarsam abi, sen de yanarsın. Rıza! Zarfı ver. Al paranı. Senden istediğim dosyalar hazır mı? Hazırım. Masanın üzerine koydum. İyi. Ayfe'de yapayım mı? Yap. Teşekkür ederiz Kenan abi. Laf olmaz çocuklar. Biz bir aileyiz. Ne zaman ihtiyacınız olursa da yanınızdayım. Bunu bilin. Kenan Bey, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Rica ederim. Önemi yok. Abi çok sağ olun ya. Gerçekten. Teşekkür ederiz Kenan Bey. Gelmedi. Sen çıktın ya. Biz birlikteyiz. Önemli olan da bu. Kızlar gidelim mi? Kardeşiniz evde bekliyor. Hadi. İki gündür ne çektiğimi Allah biliyor. Bir daha böyle şeyler yaşatma bana ne olur. Ya teyze benim bir suçum yok. Gördün işte yanlış anlaşılma var dediler. Ben bilmem. Seninle evde hesaplaşacağız. Şaka yapıyorum şaka. Eşek edip gel. Ya teyze ya. Hadi gidelim. Biraz hızlı gidebilir misiniz? Duruşmaya yetişmem lazım. Tabii efendim. Ne hanım? Ha, oğlum ben yoldayım. Siz de hazırlanın bir an önce çıkarız olmaz mı? Ya ana ben de seni bekliyordum. Sen Ayşe'nin yanında kal da ben bir Ebru'ya bakmaya gideyim. Ebru mu? Olmaz oğlum. Olmaz sakın gitme. Sen öyle fazla sokaklarda falan dolaşma oğlum. Anlattıklarından sonra bir gören olur bir şey olur Allah korusun bana. Tamam. Tamam ben geliyorum. Hoş bulduk oğlum. Ayşe nerede? Odada. İyi madem. Baran. Oğlum bak. Burada para var. Ayşe'yi de al git buralardan. Biraz gezin, eğlenin. Unutun buraları. Harcarken çekinme. Devamı gerekirse gönderirim, tamam mı? Tamam. Aya'dan haber var mı? Yok. Ama merak etme sen oğlum. Anası başında. Zaten o işte bir terslik olduğu belli. Yakında çözülür. Benim işim rahat değil hanım. Ebru'yu aradım ulaşılamıyor. Sen konuşursan bana haber verir misin? Tabii haber veririm oğlum. Hem sen Ayşe ile ilgilen. Bak anası da yok başında. Perişan oldu çocuk. Sen Maya'yı merak etme. Maya ile biz ilgileniriz. Tamam, haber verin bana. Olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe.
Siz gidin buralardan. Biraz gezin, tozun, unutun her şeyi. Sonra dönünce bana da anlatırsınız, oldu mu? Ben de görmüş kadar olurum. Hadi ben kalkayım. Dikkat edin kendinize, tamam mı? Sen Ebru ablaya gitmeyecek miydin? Yok. Önemli bir şey olursa haber verir bana zaten. Gidiyoruz Ayşe. Ebru Hanım. Maya, kızıma ne oldu? Bir problem yok. Çocuklar serbest bırakıldı. Sicillerine de işlemeyecek. Neredeler peki şimdi? Kenan Bey aldı kızlarınızı. Sanırım evine götürdü. Şükürler olsun. Gerçekten size de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok şükür, çok şükür, çok sevindim. Hemen Rüzgar'a söyleyeyim, tamam oğlum? Rüzgar, Kenan amcanla konuştum. Maya ablan çıkmış, geliyorlarmış, yoldalarmış. Peki annem? O da geliyormuş tabii. Nereye ablam? Anneme resim yapacağım. O benim resimlerimi çok sever. Ana. Ana. Ana hayırdır? Neye geldin? Sağa gelmedim. Kendal Ağa'yı göreceğim. Ha, ben de... Sen ne diyeceksin Kendal Ağa'ya ana? Diyeceklerim var. E bana de. Sana dedikçe sen kulağın üstüne yattın. Ya ana, ya ne diyeceksen bana desene. Bak bunca işimin gücümün arasında beni tutma ana, kurban olayım ya. Kendal Ağa'yla kız istemeye gideceğiz. Ama tövbe. Ağamın üç tane karısı var ana, bileyim der mi? Zevzek zevzek konuşma. Kendal Ağa'ya ben ne diye kız isteyeyim? Kendal Ağa'm senin için gelecek. Gene mi o mesela ana? Bana bak Rıza, benim tepemi attırma. Ben söz verdim, halanlar bizi bekliyor. Sözümüz çiğneme. Hısma, akrabaya beni maskara etme. Benim gönlümde başkası var ana. Senin gönlünde falan ben anlamam Rıza. Ben kızı gördüm. Bir içim su. Yüzüne bakmaya kıyamıyor. Bir de sofra kuruyor ki dillere destan. Hem göze hem hamara. Daha ne istiyor? Ben daha senin keyfini bekleyemem. İkiye bir oyalama beni. Çekil önden. Çekil ben kendim ayrı görüşürüm. Ana dur, dur. Nereye gidin? Ana dur. Ağam burada değil. Nerede? Nerede? Yurt dışına gitti. Niye ki? Ya ana ben nereden bileyim niye ya? Adamın dünya kadar işi var göreyim. İthalattır, ihracattır, bilmem nedir. Bilmiyorum işte. Yok, iki ayda gelmeyecek. Madem öyle, ben de gelince gelirim. Ama unuttuğumu, gelmeyeceğimi sanma. Ben bohçaları bilem hazırladım. İyi etmişsin ana. Anacığım sen şimdi git. Kurban olayım, canını yiyeyim. Ver elini öpeyim de sen git, sonra gelirsin. Hadi, hayırsız. Ben torun istiyorum, torun, torun. Sen kaygısız ol ana. Hallederiz ya. Hey ana. Baran. Oğlum merak ettim seni. İyi ana, şimdi geldik, bilet alacağız. Ben binerken sana haber veririm, merak etme. Tamam oğlum. Beni haberdar et. Tamam ana. Oğlumu benden alamayacaksın Ebru. Ne vardı Özlem? Ha, Kenan Bey merhaba, Ebru ben. Ebru Hanım? Evet benim. Maya'yı çıkar mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Çocuklar sizde galiba değil mi? Evet, onları bize götürüyorum. Tamam, ben hemen geliyorum. Maya ile Rüzgar'ı alıp konağa götüreceğim. Bu arada Baran'ı arayacağım. Onun da konağa gelmesini söyleyeceğim.
Çocuklar da oradayken artık gerçeği söylemenin zamanı geldi. Peki. Nasıl isterseniz. Evde görüşmek üzere o zaman. Tamam. Özlem yenge arıyor. O biliyordur Maya'ya ne oldu. He Özlem yenge. Baran. Ebru. Baran seni görmem lazım. Ebru ne oldu? Maya çıktı mı? Evet evet çıktı. Baran seninle konuşmam lazım. Hemen konağa gelir misin? Ya şimdi biz... Baran lütfen. Çok önemli. Konağa gel. Bekliyorum seni. Tamam. Bilmiyorum da ses çok kötü geliyor. Maya'ya mı bir şey oldu? Yok. O da çıkmış. Baran. Bak sen Ebru ablayla kardeşlerini görmeden rahat etmeyeceksin. Hadi git gör. Ben burada beklerim seni. Daha kalkmasına 2 saat var. Ben bir gidip geleyim o zaman olur mu? Tamam. Seni yazıhaneye bırakayım. Bak sakın kalabalıktan ayrılma. Tamam mı Ayşe? Tamam. Bekle ben. Gel Rüstem ağa, gel. Hayırdır? Bir hoş geldin yok mu Kendal ağa? Vallahi Rüstem ağa, hoş geldin diyecek kadar arayı uzatmayın ki. Hoş geldin. Olmuyor Kendal ağa. Ne olmuyor? Gelinimi diyorum. Niye senin evde değil de teyze oğlunun evinde? Ya sahane nerede kaldığından. Sen düğünde ne takıcın? Ona bak. Öyle söylüyorsun da. Bugün gitmiş oğlan bir sürü tatsızlık olmuş. Gel damat gel. Ne oldu? Ya işte ben dün Melek'in yanına habersiz gittim ya. Özür dileyecektim. Ama beni yine kovdu. Kız evin, naz evi derler. Olur öyle şeyler. Yok yok bildiğin kovdu git dedi bana. Sonra işte evden çıkarken bir yolumu kesti. Melek benim diyor. Ne? Kim? Vallahi kim olduğunu bilmiyorum ama bir daha Melek'in yanında görürsem kafanı koparırım dedi. Nasıl biri bu? İşte mapushane kaçkını gibi böyle kara kaşlı, kara gözlü. Bıçağı boğazıma dayadı. Sabri, ulan Melek, şimdi de bu it. Ama dur ben ne yapacağım bileyim. Şu Maya abla, şu Ada abla, şu annem, şu da Baran abi. Rüzgar. Abla. Canım. Nefes alamıyorum. Rüzgar. Beni çok sıktın. Nefes alamıyorum. Eşek, ödümü kopardın. Anacığım, Ebru Hanım mahkemeye yetişemedi. Az önce telefonla konuştuk, o da buraya geliyor. Rüzgar, ablan geldi, annen yolda.
Biz de gidelim artık. Nereye? Eve. E anneniz geliyormuş. Ya tabii tabii. Neyse Rüzgar, biz eve gidelim, annem de artık oraya gelir. Her şey için teşekkür ederim. Özellikle de Rüzgar'la ilgilendiğiniz için. O nasıl söz kızım? Maya, çok geçmiş olsun. Sağ ol Melek. Hepsi geçti gitti, unutalım bunları. Hadi çıkalım. Hay Allah, bekleseydiniz biraz annenizi, olmadı böyle. Geldiğinde bulamayınca sizi merak edecek, üzülecek. Görüşürüz. Rüzgar'cığım, İstanbul'a gidiyoruz. Eve demiştiniz. Ama bizim asıl evimiz İstanbul. Annem? Ablacığım, annem sonra gelir. Hem başımıza bir erkek olursa gelmesine gerek de kalmaz. Ben varım. Biz de zaten öyle düşünmüştük. Rüzgar eğer gelirse gidebiliriz dedik. Ama annem? İşlerini bitirince gelir ablacığım, merak etme. Aklına biz gelirsek. Hadi. Ne ana? Ha. Alo. Baran, oğlum merak ettim. Bilmeden bir konuşayım dedim. Bindiniz mi? Yok ana, ben eve geliyorum. Ne? Niye eve geliyorsun oğlum sen? Ayşe ne olacak? Gelme. Ayşe beni bekliyor. Ebru aradı. Konuşmamız lazım. Hayır oğlum, hayır. Eve gelme Baran. Ya hadi ana, hadi. Gelince konuşuruz hadi. Baran! Sen neler çeviriyorsun ya? Anacığım, ben çıkıyorum. Biraz işlerim var. Çocuklar nerede? Eve gitmek istediler oğlum. Durduramadım. Maya evini özlemiştir diye düşündüm. Anladım. O zaman Ebru Hanım'a haber vermek lazım. Hadi. Ulan Melek, ulan Melek. Namusumuzu iki paralık ettin ulan. Şu Rüstem'in diline de düşürdün ya beni. Ama kabahat bende, bende. Daha ilk günden saçından tutup konağa atmadım ki seni. Ama dur sen, sana ne edeceğim bileyim ben. Kenan Bey, çocuklar içeride mi? Eve diye çıkmışlar. Annemi de dinlememişler. Ebru Hanım bakın. Onlar da çok yıprandılar. Araç götürsün hemen sizi. Çok teşekkür ederim tabii. Benim gelmemi ister misiniz? Yok, ben bu işi tek başıma halletsem daha iyi olur. Sağ olun. Peki. Hamit, beni merkeze bırak. Oradan sen devam edersin. Engel olmam lazım. Söylememeli. Engel olmam lazım. Aa. Kızlar nereye? Thank you.
Biraz daha çabuk gidemez misiniz? Çok özür dilerim. Hemen hallediyorum. Ya kör müsün kardeşim? Önüne baksana ya. Birader birden önüme çıktın ya. Bu yoldan böyle mi dönülür? Ya sen de yavaş gel. Sen durabilirsin. Ya hem suçlusun hem hala daha konuşuyorsun ya. Ne olacak bu tamponun parası? Ya benim acelem var. Ya işimiz acele bizim. Sen şu kartı bir al. Daha sonra hesaplaşırız. Zararsın beni. Bırak şu kartı kardeşim ya. Polis çağıracağım. Ya kardeşim uğraştırma bizi. Sen al şu kartı. Ararsın ben sonra hesaplaşırız. Narin. Ne yapıyorsun sen burada? Hey ne oluyor? Nereye götürüyorsun arabayı ya? Narin ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun arabayı? Sana güzellikle anlatmaya çalıştım Ebru ama beni dinlemedin. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Durdur şu arabayı, ineceğim Narin. Durduramam Ebru. Durduramam, anladın mı beni? Melek. Hadi birer kahve yap da içelim kızım. Fendal, ne oluyor yine? Gel buraya, gel. Sen karışma bu işe. Ne demek karışma? Karışma dedim ulan. Ulan ben sana... Fendal! Kızıma sakın elini süreyim deme Fendal. Narin dur dur dedim. Ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Sana güzellikle anlatmaya çalıştım ama beni anlamadın Ebru. Narin dur dur dedim sana. Durduramam. Eğer sen her şeyi kabullenseydin böyle çıldırmazdım ben. Ya neyi kabulleneceğim söyler misin bana? Bak Narin. İstersen sen kendi yalandan kurduğun hayatına devam et. Ama çocuklarımla beni rahat bırak tamam mı? O kadar kolay değil. Anladın mı o kadar kolay değil. Sen elini kolunu sallaya sallaya benim oğlumu alıp buralardan gidemeyeceksin. Anladın mı? İzin vermem. Narin. Ya Narin ne yapıyorsun? Narin bak ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum. Ama en azından bir konuşalım ha? Tabii konuşalım. Sana zamanında konuşalım dedim. Dinledin mi Ebru he? Geçti artık. Ya delirdin mi sen? Narin ne olur durdur şu arabayı diyorum sana. Evet. Delirdim anladın mı? Beni siz delirttiniz. Narin yapma lütfen hadi. Ben inmek istiyorum o arabadan. Hayır duramam Ebru. Barana anlatmaya gidiyorsun. Oğlumu sana vermeyeceğim anladın mı? Vermeyeceğim. Barana da her şeyi anlatacağım tamam mı? Buna engel olamayacaksın. Vermem Baran'ı. Ebru onu sana vermem anladın mı? Narin. Narin lütfen. İn şuradan. Hayır. Ebru geldi mi? Yok. Allah Allah. Bana önemli bir şey konuşacağım. Konağa gel dedi. Aha. Söyleyecek. Bu kadın iyice kararttı gözünü herhalde. Narin de niye öyle koştu belli oldu. Ne diyorsun sen ya? Bir şey demiyorum. Kardeşlerin bavullarını aldılar çıktılar gittiler. Onu diyorum haberin olsun. Nereye gittiler? Ne bileyim ya. Sordum bir şey söylemediler. Bana kimse bir şey söylemeye tenezzül etmiyor ki. Ya Nari ne yaptığını zannediyorsun? Dur dur şu arabayı. Yalvardım sana.
bana Ebru. Yalvardım ne olur yapma diye. Narin, bak şunu kabul et artık. Baran benim oğlum, anladın mı? Senin oğlun falan değil. Ya Dağıt Bey'e çalışıyorsun sen. Baran seni böyle mi hatırlasın? Narin dur. Narin. Ben senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum Ebru. Boşuna bir nefesini tüketme. Narin, bak ben buradan çocuklarımı da alıp gideceğim. Anladın mı beni? Hiçbir yere gidemezsin, anladın mı? Baran benim oğlum. Delirdin mi? Dur diyorum ya. Öleceğiz ikimiz de. Ben öldüm zaten Ebru. Ben sana yalvardım. Baran'ın anası olarak ölmek istiyorum diye ama beni dinlemedin. Eğer ölüme gidiyorsam yanımda seni de götürüyorum, anladın mı? Hayır.